Selamun aleyküm rahmetullahi ve berekatuhu. Müslüman Afrika Tanzanya'daki Müslüman kardeşlerimizin hepsinin çok selamları var. Aleykümselam. Hint Okyanusu'nun kenarında 60 milyon nüfuslu bir şirin böyle yeşil bir ülkedir. Yani genelde Afrika hep soruluyor sıcak mı soğuk mu diye, çöl mü diye. Ben de diyorum böyle maddi manevi serinlemek istiyorsanız Tanzanya buyurun gelin serindir. İslamiyet noktasında çok güzel serinlikleri var. Onlara inşallah size bahsedeceğim. Bizim iki medresemiz vardı daha önce Zanzibar'da. Bir de Darussalam'da medresemiz vardı yıllardır, uzun yıllar. Belki yaklaşık 10 yıldır var. Elhamdülillah şimdi üçüncü medresemizi açtık. Tabi oradan Tanzanya'nın iç kesimlerinde, denizden böyle 900 kilometre, 1000 kilometre içeride. Daha böyle kırsala yakın. Tabora şehrinin 100 bin nüfusluk Nzega ilçesi var. İlçe böyle büyük şehirlerin yolu üzerinde, bir de diğer uluslararası diğer ülkelerin yolu üzerinde bir ilçemiz var. Orada Elemin Medresemiz var. Elemin Medresemizle beraber müştereken böyle hizmetlerimizi yapıyoruz. Bu hizmetlerimizi yapıyoruz. Orada 500 tane talebemiz var. O talebelerle böyle medresede liseleri okuyoruz. 500 böyle 5 yaşından 15 yaşına, 18 yaşına kadar çocuklar var. Onlarla beraber hangi dilde? Savahili dili. Savahili dili. Sahil değil mi? Sahilliler. Yani sahilliler. Sahilliler anlamına geliyor. Savahili dili. Arapça Savahili. Evet, Arapça Savahili dili oluyor. Çocuklar böyle orada 5 yaşından itibaren medreseye başlıyorlar. Ben dikkatimi çeken bir şey oldu. Kız çocuklarının mesela kundakta dahi olsa başı açık görmedim. Yani kundakta başlıyor, kefene kadar devam ediyor tesettürleri. Hiç böyle açık yok. Müslümansa her şeyle Müslüman. Bir de böyle başı örtülü, çarşaf gibi. Ta tesettürü böyle diz kapağın altına kadar geliyor. Yani kızlar, yani küçük olsun, büyük olsun, anne olsun, küçük çocuk olsun fark etmiyor. O şekilde medresemizde haftalık derslerimiz oluyor imamlarla. Talebelerle, gençlerle dersimiz oluyor. Savahili dili oluyor. Onların diline tercüme edilmiş kitaplar var. O kitapları... Neler var, hangi eserler? Küçük sözler var. 23. Söz, Hastane Sesi, Uhuvvet, İhlas, Gençlik Rehberi, Haşir Risalesi, Meyve Risalesi gibi böyle. 15 civarında küçük kitaplar var. Onları Mucet-i Rahmaniye. Ben çat pat böyle öğrendim. Böyle güzel okumasını bilenler, yaşı büyük olanlar ya da güzel okuyanlara. Onlar okuyor, diğerleri dinliyorlar. Bu şekilde derslerimiz oluyor. Tam böyle üstadımın tarzı gibi. Bir kelime izah yok. Herkes böyle dinliyor. Bu şekilde derslerimiz oluyor. Aynı zamanda Elemi Medresemizde de dersler oluyor. Haftada belli günlerde onunla talebelerle sınıflara girip çocuklara kitap dağıtıyoruz. Ondan sonra dönem ders yapılıyor. Sınıfta. Evet, toplum sınıfta. Medresede. O medresenin 8 tane sınıfı var. 6 tane hocası var. Onların rehberliğinde, eşliğinde sınıf hocasıyla beraber çocuklara ders okuyoruz. Onlar okuyor, biz dinliyoruz. Beraber dinliyoruz, beraber okuyoruz. O şekilde derslerimiz oluyor. Yine medreselerin sene sonu kapanış programları oluyor. O medreselere de ilçe dışından, il dışından, hatta bazen ülke dışından, Kenya'dan da büyük alimler geliyor. Onlara tohum nispetini böyle herkese böyle Arapça risalelerden, ondan sonra Savahili risalelerden imamlara birer ikişer tane dağıtıp hediye ediyoruz. Onlar da inşallah okuyup istifade edip nur hizmetini böyle tohumları şeklinde baharda inşaat eder inşallah onlarla. Böyle ondan sonra bizim medresemiz mesela o vilayetin bir numaralı medresesi. Yani bütün yarışmalarda sürekli birinci hep bizden çıkıyor talebelerimiz. Hafızlık olsun, siyer olsun, ilmihal olsun bütün dallarda böyle il genelinde birinci çıkıyor. Hatta Şeyh Ahmet hocam şeydir. Tanzanya birincisi. Öyle mi? Gençliğinde yani ilim yarışmalarında Tanzanya bir sonra Kenya'ya gitmiş. Orada da dereceye girmiştir. Yani medresenin baş hocası da Tanzanya birisi. Arapça risale okuyanlar var mı? Var. Tabii o oranın imamları hepsi Arapça biliyor. Yani imamlar Arapça. Bizim normal eski usul medrese dediğimiz var ya. Bu eğitimi gören. Yani tabii Kur'an, hıfz, ondan sonra siyer, fıkıh, tefsir, kelam, Arapça hepsini öğreniyorlar. Tam mezun oluyor. Mesela bir Arapça iyi bilen birisi oradaki bir imamla çok rahat konuşabilir yani. Oradaki imamlar Arapça biliyorlar. Bununla beraber halkın dedim ya bir kısmı da Arapça biliyor. Yani oradaki İslami eğitim kız çocuğu, erkek çocuğu fark etmez. 5 yaşından itibaren çocuklar medreseye başlıyorlar. Böyle görseniz çok hoş. Tatlı böyle başlarını örtmüşler. Erkekler böyle cübbesini giymiş. Ondan sonra takkesini takmış böyle. İnsan diyor keşke ben de burada doğsaydım da bunlar gibi yaşasaydım yani. Burada bizim
Tek artımız Risale-i Nur yani. Başka bir şey yok mu? Bu ülkede başka bir şey var mı? Onlar Risale-i Nur ezber atıyor mu? Benzi ezber atıyoruz, Risale-i Nur ezber atıyoruz, kelime ezber atıyoruz o şekilde. Bazen Türkçe, bazen Sabahilice o şekilde ezber çalışmamız oluyor yani gençlerle. Arapça. Arapça'da başlamadık. İnşallah ileriki seviyede Arapça'da başlayacağız inşallah. Yani hoş tatlı böyle bir hizmet. Yani ben onu ustam diyor, dört kelime diyor, nazar niyet diyor ya. Biz benden dört kelimede şey yaptık onları. Açlar, fakirler, mutlular ve çok dindarlar. Aç, fakir, mutlu, çok dindarlar. İnanın evlerinde mesela beyaz eşya namına bir şey yok diyebilirim yani. Hemen bir şey yok diyebilirim. Yani parası olanın imkanı varsa küçük bir buzdolabı, küçük ama böyle bizim gibi evde iki tane büyük dev yok yani. Minik buzdolabı, su dolabı var ya onlar. Bir de bir televizyon varsa. Onun dışında çamaşırmış, bulaşırmış, elektrik süpürge böyle bir şey yok. Çamaşır makinesini getirdik. Çocuklar böyle bakıyor, hipnoz olmuş gibi böyle. Bu nedir ya? Gözleri deniyor böyle. Evim yoksa evim olsun. Arabam olsa arabam olsun. Ona ulaştıktan sonra bir de bir yazdığım olsa ve de bir tatile gitsem. Yani imkanlar arttıkça hedefler yukarı çıkıyor. Ona kavuşamayınca da umutsuzluk, ümitsizlik oluyor. Ama orada da bir dertleri yok. Pazara gidip 5 domates alabiliyorsa, 1 kilo pirinç alabiliyorsa, 250 gram domates, 100 gram şeker alabiliyorsa ondan mutlusu yok. Hakikaten. Yani orada pazarda terazi yok. Her şey taneyle. Gidiyor. Yani bir öğün yemek malzemesini düşün yani. Bir öğün yemek malzemesi evde yok. Onu gidip parayla dışarıdan alıp getirip yapıyor. İkinci öğün aynı, üçüncü aynı şekilde. Yani orada bir iki ailenin evinde bir haftalık yiyecek varsa o zengindir. Bir haftalık yiyeceği varsa o adam orada zengindir. Kestiğiniz kurbanları götürdüğünüzde? Kestiğimiz kurbanlar mesela biz geçen sene kurban bayramında kurbanları kestik. Bir hafta sonra, 10 gün sonra gittik. Tekrar bir kısım nakit sadaka dağıtmaya gittik. Gittik bir yere Şeyh Ahmet dedi ki bunlar dedi kurban bayramının etiyle Müslüman olan Hristiyanlar dedi. Biz hiç İslamiyet'i tebliğ etmemişiz kendilerine. Sadece onlar gelip İslamiyet'in müellefetül kulub olan güzelliğini görüp eti almışlar gitmişler bu kadar. Ve ben onları daha önce Hristiyan gibi görmezsin. Örtünmüşler yani. Bizden Müslüman olur, başı açık olur. Öyle değil yani. Orada Müslüman eşittir tesettürlü. O şekilde. Yani mesela geçenlerde yine et dağıtıyordu kardeşler. 5 kişi et dağıtımından sonra Müslüman oldu. O bir tarafa. Yani çoğu mesela haftada bir, 10 günde bir ortalama bir kişi Müslüman oluyor. Ya sadece yardımlarla değil yani. Oradaki İslamiyet'in güzelliğini, hakikatini görünce. Demek orada da yani Üstad diyor ya, ya Avrupa kafirleri yani çalıyorlar çünkü gasp ediyor şeylerini. Abi hiçbir şey bırakmıyorlar ki yani. Şu ayaklarında ayakkabı da yok. Yani köylerde elektrik yok, su yok. Mesela burada ben çok şaşırıyorum mesela. Artık eskiden normal da şimdi bana garip geliyor. Türkiye'de adam evinde temiz su akıyor. Gidip bir de şişeden kanserli su alıyor mesela. Plastik şişe kanser yapıyor. Güya temizdir ama biz o çeşme suyunu bulamıyoruz. Yani bu çeşme evet. Suyunu ben bulsam öpüp başıma koyarım. Yani. Bir bardak suya çeşme suyunu koyun. Bekletirseniz 15-20 gün sonra kurtlar dönmeye başlar. 5 kilometre su almaya gidiyor ve başında 5 litre bidonla gidip geliyor. Yani orada her gün sabah çocuklar mesela, özellikle çocuklar evine eline bidon alıyor. Gidip mahallenin kuyusundan suyu çekip eve su getiriyor. Kuyu yoksa bir yerde birikmiş su varsa o suyu alıp getiriyor eve. Onu işte içmede, temizlikte vesaire hiç koyuyor. Kadınlar mesela çamaşırını alıyor, gidiyor bir kınar başına veyahut da bir küçük gölet olsa orada çamaşırını yıkıyor. Veyahut da evde çeşme suyu akıyorsa leğeni çıkartıyor, evin önünde yıkıyor yani. Çamaşır makinesi bu yani. Zaten mutfak tezgahı yok, ocak yok. Tüp gaz yok. Ateşte o yemek pişiriyor. Şeyler bizde nasıl? De yani. Yemeğin yağı fazla olmuş, biraz tuzu fazla kaçmış işte. Şey nasıl bir anlat? Bir sene önce öyle. Diyor esas oranın aslanları, timsahları gördün mü? Bizim çiftlik bir arazi aldık buradaki fakir fukaralar istifade etsin diye 100 dönüm bir arazi aldık. Orada ben biraz bir yürüyüş yapayım dedim. Bir baktım bir hayvan önümden kaçtı böyle. Tabii ben bilmiyorum tabii insan bilmeden şimdi cahil olur. Ben tabii korkmadım. Biz maşallah barakallah dedik. Ondan sonra araştırdım ki komodor ejderiymiş. Yani benim boyumda büyük böyle uzun dili olan zehirleyip öldürüyormuş. He. Büyük, kocaman. İnsan boyunda. Kertenkele düşün, 1,5 metre boyu kertenkele. Zehirliyormuş. Sağ ol kardeşi. Bizim bahçeli kenarında. Ondan sonra şey Ahmet'e anlattım. Ahmet böyle bir şey var. Ahmet bir şey söylemedi. Daha sonra biz çiftliğe gölet kazdık. Kepçe gelmiştik. Ahmet orada bekçi kaldı.
Sonra ben gittim Ahmet'in çiftliğe, ne var ne yok diğer arabayla gittik. Baktım Ahmet'in rengi sapsarı olmuş. Ahmet ne oldu? Ben o kengeyi, o konudur ejderini gördüm dedi. Ahmet böyle sapsarı, şu duvar gibi sararmış. Dedim Ahmet ben sana anlattım. Sen dedi ki sen bana anlatınca dedi. Ben dedim herhalde bu Yakup şey yapıyor böyle, mübalağa ediyor, abartıyor yani. Korkulacak bir şey değil. Allah. He mübalağa ediyor. Kendisi göre sapsarı olmuş. Bayağı korkmuş. Dedim Ahmet sen bu akşam ölürsen bunu korkusundan ölürsün. Neyse öbür gün oldu, gittim Elemi Medresesi'ne, ofisine baktım. Ahmet uzanmış böyle serum tıpası takmışlar. Dedim Ahmet ne oldu bu han? Dedi ben akşam yeterken dedi rüyama dedi o kenge dedi. Rüyama girip bana saldırıyor. Gece yatamadım diyor. Serum bulmaya gitmiş master. Yani hakikaten elhamdülillah bir sendir tabi ediyor. Üstad bir yıldızı gelse diyor. Değil mi? O şekilde. Cenab-ı Hak bizi korkutmadı ama o baya korktu yani. Baya korkmuş. Böyle yani Afrika'da o şeyler de olabiliyor yani. Evet. Bir, mesela kıra gittik, pikniğe bir yere bastık. Yani yürüyorsun yani. Bir baktık, biri böyle etimizi çiğniyor böyle. Karıncaymış. Et yiyen karınca. Çekiyorsun, gövdesi kopuyor, kafası orada hala sıkıyor seni. Öyle şekilde. Afrika'da onlar da var. Tabii daha yılanla müşerref olmadık elhamdülillah. Demek ki ne kadar yokluk varsa o kadar insan mutlu oluyor. Medrese için de geçer. Nasıl ki dedik ya, insanlar yüksek beklentilere ulaşmaya çalışıyor. Bizde de mesela çamaşır makinesi yokken daha mutluyduk. Mutfak tezgahımız yoktu, mutluyduk. Onlar geldi, mutluluk azaldı. Bu sene yine kurban faaliyetleri olacak değil mi? Var, yine devam ediyoruz. Kaç kişi gidiyoruz Türkiye'de? Nasıl? 15-17 kişi kadar geliyor. İsmet abi'nin götürüyor musun? İsmet abi'nin reisliğinde, önderliğinde. Çavuş olarak. İnşallah. Abiler 15-17 kişi gelecekler inşallah. Geçen sene kaç hisse oldu abi? Geçen sene yaklaşık 250 büyük başkesinde. 250. Evet. Bu Ramazan'da da iftar yemekleri verdi. Yaklaşık 30 bin kişi iftar yemeği verdi. 30 bin kişi. Elif balar, Kur'an-ı Kerimler, yetimler, erkekler. Elektrik var mı? Dekizlerde şey. Yok, dağıtıyoruz. Kesip dağıtıyoruz. Muhafaza yok. Buzdolabı yok abi. Buzdolabı yok. Bize de yok. Ben geçen sene şahit oldum. Bizim medesini de dolabilmedik bizim yani böyle. Abdül standartlarında. Geçen sene şahit oldum asker abi. Ya, sabah 8'den akşam 8'den bir iletişim bekleyen insanlar var. Tabii. Sabah. Aynen öyle. İki iletişim ya.